Herkese selamlar. Fintables saflık sohbetlere hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne oldu bir şaşırdın? <gülüyor> <gülüyor> Niye kestin? <laughs> Enerji Teknoloji Şirketleri ikinci bölüm. Geçen haftaki videomuza Devam aynen. Geçen haftaki videomuza bayağı bir e, yorum, beğeni, abone her şey geldi. Sağ olsun. Abi. İzleyicilerimiz sağ olsun. Ee, bir abone hatırlatması da başta yapalım. Abone sayımız hala az. Çoğalmasını <laughs> istiyoruz. O yüzden abone olursanız mutlu oluruz. Bildirimleri de açalım. Ee, geçen hafta konuşmuştuk. Alfabetik bir sıra yaptık. Ee, bu hafta devamında ekosla Ecos'la başlayacağız. Ecos enerji, Ecos Teknoloji öz özür dilerim. Hı -hı. Daha sonra Gesan, Kontrolmatik, e, Yeotek ve Smart Güneş'le devam edeceğiz. Aynen. E, i̇stersen istersen Ecos'la başlayalım. Ecos'la başlayalım. Ecos, başlayalım. Ecos e, Kasım ayında böyle biraz kötü bir dönemde arz oldu. Evet. Piyasa böyle 15-16 Kasım. E, aynen. Piyasa böyle bayağı bir dalgalıydı o aralar. E, böyle Eylül'den sonra biliyorsun bayağı bir çalkalanmıştık. O Bilmiyorum, ara arz oldu. Bilmiyorum yok hiç. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra e, başarılı bir arz oldu ama tabii fiyat pek iyi gitmedi. Eee Ecosto aslında bir enerji teknolojisi şirketi ve e, orta gerilim anahtarlama ürünleri ve monoblok transformatör merkezleri üretimi var. Bunlar şöyle bir şey abi. Elektrik enerjisinin bir noktadan diğerine gittiği yolda e, ...aktarılmasını denetleyen ürünler hı hı. ve e, aslında arz güvenliği için olmazsa olmaz ürünler. E, yani hem yurt içi tarafta hem hem yurt dışında ciddi bir pazarı var ekosun bu anlamda. E, zaten Cezayir, Bangladeş, Portekiz ve Hollanda'da da e, ofisleri var. E, normalde ihracatları çok daha yüksekmiş yüzde civarındaymış daha önceki yıllarda. Fakat e, yani yurt içinden de ciddi bir talep gelince geçen sene yüzde %25'lere kadar inmiş. Buradaki amaçları aslında 50-50 bir dengeli bir seyre sokmak. Çünkü yani biri kötü giderken diğeriyle kompanse etmeyi Hiçbir şirketler şey. tercih ediyorlar. Bu arada Yiğit Erdem'in de Ecost ilgili çok güzel bir videosu var FinTables YouTube, YouTube kanalında. Hani şirketi daha belki de, 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 detaylı incelemek isteyenler olabilirler. Ona mutlaka baksınlar. E, yatırım tarafı tabii bizim daha çok konuşmayı sevdiğimiz taraf e, yatırım var Trafo yatırımı şimdi aslında bugün ne kadar Ekos bu ürünleri üretiyordu Trafo'yu dışarıdan tedarik edip bir paket halinde müşteriye sunuyordu artık Trafo'yu da kendileri üretmek istiyorlar Trafo'da bir talep var zaten Euro Power'da da bir yatırım var orada da var iki katına çıkacak bir kapasite var e, Ekos'ta da yatırım evet. üretim var e, Trafo buradaki ana hikaye e, 2023'ün başında başladılar arzına önce başlamışlar e, makineleri gelmeye başlamış, 2024 ikinci çeyrekte bilançoyu giymesini bekliyorlar. E, yine bunun harici kendi ürünleriyle alakalı kapasite artışı yatırımı da var. Bu 17 Ocak'ta başladı. Yeni bir yatırım, bir ay önce başladı. Hı hı. E, onu da işte %40-50 civarında kendi ürünlerinin e, kapasitesinin artmasını bekliyorlar güzel bir hani yeni bir şirket, enteresan bir şirket. Ya tabii şeyi söyleyelim, e, fiyatlamadan bağımsız takip Evet, Şu evet anki fiyatlamadan bağımsız. bağımsız çünkü o, yani, yani geçen hafta şirket, aynen bu şirket, ya bu şirketlerin hani fiyatı nedir, ucuzdur, pahalıdır oralara girmiyoruz. O yüzden hani lütfen de araştırın, de e, dikkat edin uyarımızı yapalım. Pardon yani. abi, araya girdim. 2024'te de işte dolar bazında böyle %60 gibi bir büyüme ki hani güçlü güçlü bir güçlü, büyüme. Güçlü. Ya burada zaten şey ihracat ve iç pazar %50 %50 olmasını istiyorlar ama oranlardan bağımsız gelirlerin %95'i döviz bazlı. Aynen. O o yüzden hı hı. önemli olan o zaten. E, i̇stersen Gesan'la devam edelim. Aynen. Ya Gesan'ızdan geçen hafta Euro Power'ı konuşmuştuk. Evet. E, oradaki işlerin çoğunluğu da zaten şeyden e, yani iştirak olduğu için Kendi. %70 ha, ha. E, zaten yatırımlar oradan devam ediyor ama istersen kısaca bilgi ver. Aynen, e, bir mühendislik firması zaten böyle başlıyorlar. E, Europower işte %70'ine sahip zaten ürünleri de oradan tedarik ediyorlar ve ürün tedarik ettikleri ürünlerle aslında e, mühendislik hizmeti, kurulum hizmeti veriyorlar şirketlere ama bu anlamda şöyle bir farklı yapıları var. ...ürünleri dışarıdan almadıkları için... ...marjeleri daha yüksek. Yani benzer işi yapan diğer şirketlere göre. Bu anlamda... ...şöyle bir güce sahipler aynı zamanda... ...projeleri GESAN seçiyor. Yani onlar aslında istedikleri projeyi alıyorlar. İstemediklerini almıyorlar şeklinde bir durum var. ikiye ayrılıyor burada aslında projeler. Biri normal bildiğimiz GESRES. Daha fazla insanların belli taraf burası. Diğeri de işte TRAFO... E, merkezleri, kurulumları. E, trafo, Ciro'da daha büyük bir yer kaplıyor bu arada ve daha e, marjı yüksek. E, burada trafolarla ilgili projelerin teslimatı bir, bir yıl gibi bir zamanda. E, Res ve gesterde 6 ay ile 12 ay arasında değişmek üzere e, değişik muhtelif zamanlarda teslim ediliyor e, projenin büyüklüğüne göre. Ee, burada işte geçen hafta konuştuğumuz Euro Power'daki 2025, 2025 6 aylıklarda girecek güç transfer yatırımı devreye e, girmesini bekliyorlar. Bu aslında karlılığı destekleyecek bir unsur. Çünkü e, bütün her şey paket halinde sunmak tabii karlılığı destekleyen bir olay. Tabii ya, yani, yani geçen bence en büyük avantajı o ürün gamı çok yüksek ürün gamı hı hı. E, işte hem üretimi hem tedariği hem mühendisliği her şeyi o anlamda sağlıyorlar diyebiliriz e, büyük bir firma evet 10 milyar TL 2023 yılı sonu beklentisi var e, sen... 5.6 milyar TL ilk 9 ay e, o yüzden şey yani aslında ilk 9 ayda yaptığı ciro'nun e, tamamını son çeyrekte yapacak 10 milyar evet. bekleniyor ciro beklentisi kontrol e, kontrolmatikte devam edelim edelim ee, yani şu ana kadar konuştuklarımız arasında böyle en karmaşık olan şirket. Evet. Karmaşıktan ziyade çok fazla yatırım çok fazla var. var. Ee, bazıları somut, bazıları e, niyet e, ama yatırım sunumu açtığınızda ki Kontronomatiğ'in bence yatırım sunumu gayet iyi. Mesela GESAN'da o eksiklik var. Euro Power'dan bahsettik. Onlar geçen hafta yayınladı. E, detaylı bir yatırım sunumu var. E, yani Hızlı hızlı geçeceğiz dediğim gibi o yüzden e, böyle detay okum okumak dinlemek istiyorsanız yatırımcı sunumuna mutlaka bakmanızı öneririm. E, bir mühendislik şirketi olarak başlıyor EPC dediğimiz o işte sistem entegrasyonu e, ürün tedari mühendislik e, altında çok fazla e, bağlı ortaklığı ve iştiraki var. E, bunlardan önemli olanlar Pomega Türkiye ve e, Pomega Amerika. Hı hı. E, onun içinde yani Planes var, e, Progressive var. ...Control X var, Plan, plan S'den bahsettik, McFly var. Yani çok fazla ortaklık var. Ee, Mint var. Mint var. Zaten değineceğiz kısa kısa. Hı hı. Ee, 2022 yılı itibariyle dünyanın en büyük... ...ginmek için sistem entegratörü aslında Kontrolmatik, O EPC tarafında. Hı hı. Ee, Ankara'da bir fabrikaları var. Ee, Pomega ile devam edelim. Pomega tarafında yine bir batarya şirketi aslında yani kısaca 100 bin metrekare alan üzerine üretim tesisi 29 Ağustos 2023'te açıldı hı hı. toplam yatırım büyüklüğü yaklaşık 300 milyon dolar ee, ilk açılış kapasitesi 500 megawatt ee, 2024 yılı içerisinde de 3 gigawata kadar çıkacaklarını söylüyorlar. Ee, yine 2005 yılına kadar çalışan sayısı ciddi seviyede artacak. Aslında Pomega TRN, lityum, iyon, e, prizmatik pil hücresi ve enerji depolama sistemlerini üretecek bu hı hı. fabrika diyebiliriz. Ee, burada benim dikkatimi çeken şey 2022 yılında iş portföyü Ayşe 210 milyon dolar değerleme üzerinden %10'la ortak oldu şirketin. Hı hı. E, yine aynı değerleme üzerinden %1'ine de Rubelius Investment e, şirkete ortak oldu Aynı şirket ya bu Rubelius iki, 22 Eylül 2023'te yani yaklaşık bir buçuk yıl, yıl sonra hı hı. E, bu sefer 600 milyon dolar değerleme hı hı. üzerinden yani üç katlık bir değerleme artışı var orada hı hı. yüzde daha satın aldı. E, Pomegas tarafı istiyor. Yani Pomega e, Amerika tarafı ise Kontromatik Türkiye'nin yüzde 50 ortaklığı var. E, bir Giga fabrikası Güney Karolina'da. E, burada da ya çok ciddi teşvik var. Önemli olan yani teşvik. Ee, yani şöyle Güney Karun'un eyaletinden 127 milyon dolarlık bir teşvik var. Yine federal hükümetten e, bu IRA yani IRR dediğimiz. Inflation Reduction Act. Bunu a Smart Güneş'te de konuşuyoruz aslında. Aynen. Onların da buna başvuruları var. E, Amerika'da enflasyonla mücadele aktı var ve bu e, yani yenilenebilir tarafa yatırım yapan şirketlere çok ciddi teşvikler var. Aynen öyle. 2032 yılına kadar da yaklaşık 900 milyon olarak bir teşvik var. Yani bu Pomega ABD için 1 milyar doların üzerinde bir teşvik söz konusu aslında. Hı hı. E, kapasite yine Türkiye tarafı gibi e, 3 gigabat olacak. Tabii bu ilk etapta 3 gigabat. Eee e, yine aynı şekilde pil hücresi ve çeşitli enerji depolama sistemleri üretilecek. 2024 son çeyreğinde de e, üretime başlanması planlanıyor. Tabii ki e, çok büyük yatırımlar. O yüzden satırda Burada olabilir. şey başlamıştı bu arada. E, i̇nşaat falan ben resimleri evet, evet. hatırlıyorum. Evet. Aynen. E, ee, Progresiva tarafı var. %95'lik bir iştirak var. Ee, bu da yenilenebilir kaynakla aynen enerji santrallerine yatırım yaparken ya aynı zamanda tedarik lisansı kapsamında elektrik toptancısı diyebiliriz. Hı -hı. Ee, ya burada yapılan şey de tedarik lisansı altında enerji depolama tesisi aslında ee, rüzgar enerji santrallerinin entegre edilmesiyle de yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji depolanıyor şebekeye ihtiyaç halinde de Sat satılacak. satılıyor. Ee, Kontrolix tarafı var. Burası Ayot. Çok pardon abi. Ha. 2024 içerisinde Aynen son bulduğumuz haber <laughs> o. 2024 içerisinde tam tarihi var. bulamadık. Ya böyle tarihte söylüyoruz. Belki Biraz böyle çünkü Havada kalabiliyor. Takibi de zor. Serkan söyledi zaten çok fazla proje ve çok fazla faaliyet var. Hani olab yani bulabildiğimiz yerlerden aslında yılları çıkardık ama hani tabii ki bunlar sarkabiliyor. E, Pomega'da bildiğim kadarıyla öyle olmuştu. Evet. Biraz sarkmalar olabiliyor. Ya onlar normal. Normal e, evet. Kontrolix tarafı var. E, bir Ayot. Ha, aslında... Nesnelerin interneti. Nesnelerin interneti. Ee, burada da yani kısaca temelde modül üretme, e, platform yazılım hizmeti ve kullanıcılara abonelik hizmeti sağlanıyor. Ee, burada benim dikkatimi çeken şey, 2025 yılında Nasdaq'ta halk arz olmayı hedefleniyor. Diyelim kontrol tarafında. Planes'e geçelim. Abi <gülüyor> daha <gülüyor> var bu Çok acayip ya. <laughs> Planes'e geçelim. Planes tarafında da e, ya uydu ve uzay çalışmaları için aslında uzaya... E, Uydu yollaya diyebiliriz şirket. Aynen. E, 2024 yılında 7 tane uydu göndermesi planlamakta. SpaceX aracı da 25 Mayıs'ta yollamışlardı. Evet. Yine Connecta T1.2 ise ile de Ocak ayında yörüngeye gönderildi. E, burada da şirket 2022 sonrasında binin üzerinde uyduya sahip olmayı hedefliyor. Bununla ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim abi. Bu e, Planes'le ilgili NASA'dan bir transfer yaptılar. Zaten ee, vardı bu arada. Şöyle YouTube kanalında dört saatlik bir yayın var. Evet bu evet. Kola. Onu söyledim ben de ee, Umut Bey'di. Evet evet. Umut aynen. Zaten bir danışmanlık gibi bir şey vardı orada ama tamamen istifa etmiş. Geçen haftalarda Evet evet. NASA'dan böyle transfer. Çok da kariyerli bir mühendis. Tabii tabii. Mühendis. O bahsettiğim programda Fatih Altaylı'nın programında da aslında bu Piyanisten bahsediyorlar. Fatih Altan'ın programı değil benimki. Çok önce. Geçen sene He. veya bir buçuk sene önce. Benimki yeni bu arada. Sami Bey'le beraber yaptı. Anladım. Senin anlattığında Fatih Altan'la katılmıştı. Evet. Orada bahsediyor dediğin gibi. Makefly Robot. Hı hı. Ee, bu da yani geleneksel koruma çitleri olmadan insanların doğrudan etkileşim yoluyla robotun, robotun yanında, çalışmasına, çalışmasına, çalışmasına izin veren canım. bir robottur denmiş. <laughs> 2023 yılı içerisinde makine parkuru tamamlanması ve test üretiminin başlaması planlanmaktadır diyor. Biraz başlama var e, seri üretim, aynen seri üretim içinde yani ilk siparişlerin teslimi içinde 2004 Mart denmiş son aşamada ne durumda göremedik e, bunu da yine yatırımcılara yatırım ilişkinine sorma şansı var En batarya, batarya teknolojisi %50.1 iştirak batarya ham maddesi, e, batarya ham maddesi e, yani anot, ve katot, aynen e, üretimi diyebiliriz 3 tane patent tes tescillenmiş burada 2 tanesi devam ediyor burada da aslında o ham maddeyi üretip daha karlı verimli bir iş yapmak isteniyor e diyebiliriz. Kontrolmatik keşke bir ayrı proje olsun <laughs> abi. <gülüyor> Mint elektrikli araç Eskar'la ortaklık Eskar da alkaçık şirketi zaten araç kiralaması burada ee, elektrikli araç kiralaması 50 Eskar ortaklığı 40 Kontrolmatik bu yeni girişimle beraber de aslında hem teknolojik gelişmeye katkı sunulması hem de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması Hı -hı. hedefleniyor. Hı -hı. Mint ile ilgili gelecek pro projeksiyonlarında henüz bir şey göremedim ben sunumda. Hı -hı. E ama gelecekte eklenecektir. Belki Eskar tarafına bakılabilir. Bence şu ana kadar konuştuğumuz Pomega dışındaki e, yatırımlardan sonra büyük bir yatırım e, 16 Kasım 2023'te attı. Yatırım sunumlarında henüz yok. E, bir kamual kap var. E, i̇ki fazlı yüksek gerilim gaz izoleli şalt ekipmanları. Astor'a benziyor. E, Astor 30 Yaklaşık 25 milyon dolarlık bir yatırımla 50 milyon dolar ciro bekliyordu. Kontromatik ciro beklentisini yayınlamamış ama 30 milyon dolarlık bir yatırım var. Dolayısıyla aynı ciro beklentisini kabaca hesap yani bekleyebiliriz. 2024 Ocak'ta testlerin tamamlanması, e, ikinci çeyrekte de 2024 yılında evet, üretime yani. başlanması planlanıyor. E, yani kontromatik yüzer gez tarafında e, yine bir işbirliği yani araştırmaları var. Zaten çok meşhur Yoyotek'te e değineceğiz. Ve işte Çin tarafında Boson'la bir anlaşma var. Orada da e, lityum pilde üretime yönelik e, ekipman, makine e, ekipmanları e, üretimi yapılacak. E, i̇lk etapta 175 içinden gelecek Boson'la anlaşmada. 125 e, Türkiye'de olacak ürünlerin. E, daha sonra %50-50 bir eşitlik sağlanması isteniyor. Burada da Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri hedef, hedef pazar diyebiliriz. Ee, çok uzun, daha kaçırdığımız şeyler <laughs> vardır ama e, programda bu kadar. <laughs> evet, <yani> bir... <laughs> o yüzden e, ya somutlar var, e, planlar var, planlar niyetler var. var. Evet, evet. E, i̇zlenmesi, dinlenmesi lazım diyebiliriz. Ee, Yeotek. Yeotek devam <laughs> edelim. Burada aslında kontrol matikte benzer işler de var. Evet, Güzel böyle arka arkaya şey oldu, alakalı oldu. Evet. EPC ve sistem entegrasyon yani tarafı başlıyor. burada da var. Aynen. EPC aslında burada da. Evet. Onların yaptığı iş de işte ee, çok benziyor zaten. Buradaki ana hikaye herhalde RIP hikayesi. Evet. evet. Kısaca bahsedelim. Batar Dört hikayesi. ana iş kolu var aslında. Sistem entegrasyonu, enerji depolama, yenilebilir enerji yatırımı ve teknoloji yatırımı. Aha. Zaten EPC tüm şirketlerde bahsettiğimiz o mühendislik, hizmet, sağlık, Aha. kurulum. Kurulum. E, şirketlerde aslında buradan azaltmak istiyor diyelim bu oranı. Çünkü e, hem daha karsız hem de katma değerli değil. Herkesin Aynı. yapabileceği bir şey. Ana yatırım burada rip batarı, enerji depolama. Üç fazla oluşacak. Birinci fazı enerji depolama sistemi. ikinci fazı batarya hücresi üretimi. Üçüncü fazı ise bu bataryaların ikinci kullanımı ve geri dönüşümü. Hı hı. E, enerji depolama tarafında fabrika tuzla da bu arada. Hı, hı. E, 2020, yani inşaat çalışmaları 2023 Eylül ayında e başladı. Ee, planladığı gibi devam etmekleri demiş şirket yatırım sunumunda ee, Burada ya projenin kredisi finansmanı sağlanmış ee, Öyle bir kap var bildirim var 2024'ün ikinci yarısında faz 1'de seri üretime başlanacağı planlanıyor ee, Dediğim gibi burada ilk enerji depolamayla başlanacak Daha sonra batarya yatırımıyla başlanacak e, ya yani güzel bir yatırım. İlk e, yıl için 1 gigawatt saat kapasite. 3 yıl içinde toplam 3 gigawatt saat kapasiteye ulaşacak. Aynen. E, güzel bir yatırım. E, umarım e, yani zamanında başarılı bir şekilde bitirilir. yenilenebilir enerji tarafı var. Ya yani Türkiye'de enerji yatırımı yapıyor şirket. en Bulgaristan, Romanya, İtalya'da. Aynen. E, potansiyel pazarları da Amerika, Makedonya, ...Gürcistan, Kosova ve özellikle Afrika'ya verdiği işler var Yötekin. Orada da ciddi bir pazar arayışı hatta işleri var diyebiliriz. Yenil yani yenilenebilir tarafta 2030 hedefleri 1 gigawatt. Evet. Ee, şu anda çok küçük daha portföyleri 71 megawattlık bir portföy var. Ama o tarafta da yani bu bahsettiğimiz EPCD'yi çeşitlendirmek amacıyla... ...yine işte geçen hafta Alfas'ta konuştuğumuz... Ee, işte yine CW'de falan konuştuğumuz ya panel tarafından veya yani daha böyle e, düşük katma değerli işlerden daha e, diversife etme hali var şirketlerde. Çok anlaşılır bir durum. Ee, yine Ciro'nun %63 gibi bir kısmı hala EPC'den geliyor. Evet. Ee, bunun işte yıllar boyunca azalması temennileri... Marine Enerji var. Ha, marine Enerji var Bravo. Ee, evet, %50 anladım. sahipliği vardı aralık 2022'ye kadar. Daha sonraki kimide tamamını e, devralıyor şirketin. E, ya offshore yüzer dediğimiz şey aslında ciddi yani haber anlamında akışı çok kuvvetli bir sektör çok. E, alan bu. E, burada da güneş ve rüzgar enerjisinden e, yüzer kurulumu Hı -hı. E, var diyelim. Mikrohes var. <laughs> Mikroes'te de e, aslında e, düşük debili, alçak düşüklü akarsulardan enerji üretimi. E, burada çok kapasite çok düşük. Ya yani 0.1, 0.5 megawattlık bir kapasite var. Yani küçük ölçekli hidroelektrik santrali inşa ediyor. Eee Yeotek Micros tarafında. E Brand IT var. E, bu da aslında yine bir e, yani IoT gibi bir yazılım. Yani IoT yazılım, nesnelerin interneti gibi bir yazılım diyebiliriz. Neden? Şimdi EPC iş yaptığı için şirket eee kurduğu ve yönettiği tesislerdeki tüm makineleri uzaktan kontrol etmeye e, amaçlıyor. E, Arızaların giderilmesini ve e, aslında verimliliği yükseltmeye hedefliyor diyebiliriz. Brent tarafında da %51'lik bir, bir iştiraki var. E, Micro finansal, SD Aynen finansal tarafında Ekos'ta bahsetmiştik gelirlerin %95'i döviz bazlı. Yeotek'te de gelirin %96'sı döviz bazlı. E, zaten bu sektörün şeyi yani temel zaten döviz bazlı Dinami. gelir elde etmek diyebiliriz. Ee, o, o zaman istersen smart Güneş'e geçelim. Aynen. Son e, smart şirketimiz de e, aslında hani burada birazdan tabii hücreyi konuşacağız. E, ama hücre öncesinde, hücre yatırımı öncesinde bir panel üreticisi. E, bu alanda da bildiğim kadarıyla borsaya ilk kote olan e, smart olabilir öyle evet. hatırladım. E, çok yüksek bir panel üretim kapasitesi var. Toplamda 2,9 GW'lık bir kapasite. Yani 2900 megabat. Ee, işte hem Gebze, hem Dilovas, hem de Alia'da 3 tesiste bunları üretiyorlar. Ee, ama tabii burada önemli olan son dönemde konuştuğumuz hücre yatırımı. Çünkü Türkiye'de bu yatırımı yapan bildiğim kadarıyla borsada başka şirket yok. Ya Alfas'ta CWR'de şey konuşmuştuk. Panel üreticileri niyetleri ama vardı. aynen bariyer düşük niyetleri var. E, Smart Güneş'in somut yatırımı var bu alanda. Aynen. Ee, burada yani 2025'in ortasına kadar 3 fazda 6 gigawattlık bir e, hücre üretim kapasitesine ulaşma hedefi var. Bunların bu arada yani yarısı Amerika'da olmayı planlıyorlar. Amerika'da üretmeyi planlıyorlar. Ama ilk fazın işte yani bu aralar devreye girmesi bekleniyor. E, 600 megawattlık kısmı İzmir'deki Ali tesisinde devreye girmek üzere. E, çünkü şu son gelen bilgi kaptaki bizdeki bilgi şu anda deniz yoluyla bu hücrelerin yani daha doğrusu özü özür dilerim bu makinelerin ee, üretimde kullanılacak teçhizatların yolda olduğu ve ilk üç ay içerisinde ticari olarak faaliyete başlayacağı bilgisi var. Ee, yani belki ilk yani ilk çeyrek bilançosunda bile etkisini görebiliriz. Ee, tabii hücre önemli çok büyük bir kısmını oluşturuyor ve en hani maliyetli kısmını oluşturuyor paneldeki. Ee, biz aslında hani diğer bütün ekipmanları üretebiliyoruz Türkiye olarak ama hücre konusunda çok e eksiyiz ve bu aslında yerlilik oranını yüzde 55'lere 60'lara indiriyor. O yüzden hücreyi yapmak neredeyse yüzde yüz yerli bir panel üreticisi olacaktır anlamına geliyor. Buradaki ikinci belki de önemli olan taraf e, Amerika yatırımı. Amerika'da bir şirket kurdular. E, burada hem panel hem hücre üretimi hedefleri var. Zaten e, biraz önce söylemiştim kapasitenin yarısını Amerika'da de değerlendirmek istiyorlar. E, yine işte biraz önce... E, ...Inflation Reduction Act'e e, Smart Güneş de başvuruyor. Çok ciddi teşvik almak açısından. E, bununla birlikte yine çeşitlendirmek amacıyla... ...gas tarafına onlar da, enerji üretimine onlar da girmek istiyorlar. Hatta bu alanda şu anda devam eden bir NIDE yatırımı var. Hı hı. Ciddi büyük bir kapasite, 130 megawatt. E, ve bunun da işte 2024'e kısmen... Ama 2025'e tam olarak bilançoya gireceğini söylüyorlar. Ee, yine aslında panel, hücre ve enerji e, üreticisi olma yolunda hızla ilerliyor şirket. Ee, böyle. Ağzına sağlık. Valla bu haftaki şirketler biraz daha şeydi. <laughs> i̇şte alfas düz panelci diyorduk. Evet, evet, ya, burada şey <laughs> e, anlatıp geçiyorduk. Bayağı derin. E, İlla ki yatırımcıları yani daha detay bilgilere de olabilirler. Çünkü yatırımcı ilişkileriyle konuşmuşlardır veya e, işte çok çok farklı yerlerden takip Tabii. ediliyor. E, bizim buradaki amacımız e, faaliyet raporlarında şirketlerin, yani faaliyet raporunda şirketlerin açıkladığı bilgiler, yatırımcı sunumları ve yöneticilerin yaptığı röportajları bir kom... Yani konsolide etmek aslında. Aynen öyle. E, tanıtmak. E, dikkat edilmesi gereken yerler vardır. L hani burada finansala girmiyoruz dediğimiz evet, gibi. Evet. Hiç bakmadık yani. Hiç konuşmadık bu arada. Yani ucuz pahalı vesaire evet, falan. Evet. Onlar zaten bizim diyebileceğimiz şeyler değil. Başka bir e, konu. Başka sektör varsa onu bir denelim yorumlarda. E, <laughs> aynen. Bilişim istenmişti. Bilişim sektörü konuşmuştuk. Onu konuştuk aslında. E, aynen. E, işte enerji teknoloji çok isteniyordu. Böyle iki programı kaydırdık. E, hem Twitter'da da ben bir anket yaparım yine ama konuşmamızı istediğiniz sektörler varsa hem sektörü tanıtan hem de böyle içinden 3-5 tane şirket seçip şirketlerin finansallarını, yatırımlarını konuştuğumuz. Biz çok mutlu oluyoruz gelen yorumlara. O yüzden sizden de dönüşleri bekliyoruz. Var Hafıza mı iknaçlıyım? Hafıza tazeleriz değil? bu arada da. hani daha Pazar erken... günü biz yayına girdikten 13, 3 saat sonra Yunus Şahin ve Yaşar Yıldırım'ın İstanbul Beşiktaş'ta Point otelde Yatırımcı toplantısı, e, yatırımcı toplantısı var. var. Aynen. Orada olacağız. E, ben de orada olacağım. Sen orada olacaksan olacağım. güzel bir bilgi. <laughs> e, orada olacağız. Bizi izleyenler de şu evet, an yani varsa videoyu, İstanbul'da video, izleyenler. Biter videoyu bitmez. bitirin. Oradan da hep beraber e, yatırımcı sunumunda görüşelim deriz. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, yorumlar, beğeniler bizi mutlu ediyor. E, devamını bekliyoruz. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Eksip Görüşmek olayın. üzere. İyi haftalar.